arkadaşlar. Şimdi biz Antalya'ya gezmeye devam ediyoruz. Bineceğiz şimdi. Hem fiyatları size göstereceğiz. Hem tepeden nasıl gözüküyor diye Antalya, onu da gösterelim. Çünkü güzel bir manzara var. Burayı biz bir kere daha binmiştik. Bayağı güzel. Daha dağın tepesine çıkıyor. Ve tabii üstten daha bir güzel gözüküyor. Daha bir değişik gözüküyor Antalya. Size bunu bir göstereyim dedik. Hem fiyatları da öğrenmiş olursunuz. Teneferik fiyatları ne kadar diye Antalya'da. Bakalım, yukarısı kesin soğuk olur. Çünkü güneş yok ya bugün. Biz zannettik kapalı olur. Evet, hafta içi girişi 10 ile 18 arası. Hafta sonu kapalıymış. Fiyat öğrenelim. Teleferik bilet ücreti kişi başı 20 TL'ymiş. Ön taraf olun, sağ olun. Evet, buyurun. Sağ olun. Şimdi şu an bindik teleferiğe. Vagonun içi ilk önce bir ilaçlandı ve bir aile binebiliyor sadece. O iyi olmuş. Yukarı çıkıyoruz. Bayağı bir sallanıyor. Uçaktaymışsınız gibi oluyor gerçekten. Geldik. Bir sabancı alalım abi. Hayret, hiç uçmuyor papağanlar. Burada papağanla fotoğraf çekilebiliyorsunuz. Bakalım fiyatı öğrenelim sizin için. Ne kadarmış? Bir soralım. Şey yapıyor ya, buraya yakın olduğundan bir basar lazım. Nerede? Burada abi. Dert de buradan aldım. Mouse burada. Hani bu bilgisayarda güncelleme mi var abi? Niye çarptın? Hangi bilgisayar? Bunda. Bir şey yok değil mi? Bir şey yok. Bunlar izin sekundi çıkalım. Çürtüt. Sanatı. Evet, fotoğraf başı 70 liraymış. Papağanlarla fotoğraf çekildik. Bunların adı var mı?
Osman'la Mehmet. Osman'la Mehmet'miş atla. Evet, Antalya ayaklarınızın altında, bakın. Komple bütün şehri görebiliyorsunuz. Burada bir şey yiyip içebiliyorsunuz. Yazın muhakkak yani içeceğe ihtiyaç oluyor. Şimdi hava serin olduğu için biraz fazla olmuyor ama yazın bayağı susuyorsunuz. Ay, yüksek gerçekten. Çok yüksekmiş. Komple Antalya deniz ayağınızın altında, gördüğünüz gibi şehir, deniz tarafı. Yoksa normalde akşama kadar park yerini durabiliyorsunuz.